Acılı şarkıları kimlere yazdın? Bu kadar acının üstüne bir de şarkı yazıyorsun. Onlar da acılı. Nasıl oluyor? Mikrofonu alıp konuşacaksın. Hakan'cığım zor bir ameliyattan geçtin ama. Evet. Önce bir şey söylemek istiyorum. İbrahim abi çok güzel bir şey değindiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te beni Türk hekimlerine emanet ediniz demiş. Ben buradan tüm Türk hekimlerine saygılarımı, sevgilerimi özellikle çok ciddi bir ameliyattı. Beynimdeki tümörü alan. O benim doktorum değildi. O benim abim, arkadaşım, dostum gibiydi. Ali Çetin Saravalı'na çok teşekkür ediyorum. Beni sizlerle tekrar bir araya getirdiği için. Kime yazdım? Abi şimdi hastayım ben. Üzerime gelmeyin. Artık bahanem var. Ben İboşov'un formatı değişti evladım. Artık öyle eskisi gibi. Onu bunu kollamak yok. Tamam. Ha, bütün sofra yerde. Tamam. Herkes eteğindeki şeyi alsın abi. İyileştiğini duyduğumuz için soruyoruz. Yazdım. Sevdiğim insanları. Hep sevdiğim insanları yazıyorum. Mesela bir şarkı var. En zor anımda tanıdım seni. Bütün dünyam değişti. Razıyım seninle ölmeye. Unutma bunu sevgilim. Bunu kime yazdın? Yani... Ben Emre Hanım'a yazmıştım bu şarkıyı. Biliyorsunuz tabii. İma ederek. Çünkü orada bir akrostiş var. Tesadüfen İbrahim abi, en zor anda tanıdım seni. Bütün dünyam değişti. İlk harflerden akrostiş dediğimiz. Şarkı yazdığım an en zor anda tanıdım seni. Bütün dünyam değişti. Razıyım seninle ölmeye. Unutma bunu sevgilim. Baş harflerine baktığınız zaman Ebru çıkıyor. Ben dedim Ebru çıkmışken Gündeş'ini de yazayım bari dedim. Ne altına yazdım? Da şey yazdım. Devamı yok bende. Ha yok mu? Ne var? Devamı o sende vardır belki. Devamını ne yazdım? En zor anında tanıdım seni. Söylemem lazım. Bütün dünyam değişti lazım. Sen ne bilmeyi unutmayın sevgilim. Güneş olup üstüme doğdun. Evet. Güneş olup üstüme doğdun. Nedenim var dünyada ellerim. Sözleri... De harfini atladım. Gün... Ha. Maşallah takip. Harf takibi. Güneş olup üstüme doğdun. Gün... Güneş olup üstüme doğdun. Gün... Nedenim var dünyada. Ha dünyada. Dünyada. Evet. Ellerin, sözlerin, gözlerin şiir tadında diye. Vallahi şeyi bilerek yazmamıştım Ebru'yu. Sonra G, Ü, ne onu bilerek yazdım. Hakan'cığım bildiğimiz kadarıyla hastanede ziyarete de geldi Ebru senin. Sağ olsun. İlk gelenlerden de geldi. Ailemi de çok aramış. Evet. Hastaneye değil ama çok... ameliyata gideceğim gün yani 24 Şubat'ta eksik olmasın eve geldi. Sabah 6'da. Antalya'da konseri varmış Cuma günü. Bu zaten bir insanlık görevi. Eğer benim... Daha önceden beraber olduğum kız arkadaşımın hayatında erkek arkadaşı yoksa kötü bir anında hastalandığında da ilk ben gitmezsem namerdim yani hep böyle söylüyorum. Evet. İnsanlığın görevidir bu bana göre. Peki hayatında başka biri varsa gelmeyecek mi yani? Abi şimdi şey hani ne bileyim zor olur. Şimdi zor olur öyle bakmak bana göre hani ne bileyim hayatınızda biri varsa eskiden beraber olduğunuz narkozun etkisi devam ediyor. Sağ olun abi. Fazla da üstüne gelmeyin. Zaten nasıl stereo geldiniz maşallah sağ olun. Sağ olun. Birazdan Ebru da gelecek buraya. Şimdi Ebru Gündeş gerçekten bizim de çok değerli, sevdiğimiz, saydığımız bir insan. Birlik ve beraberliği güzel geçmiş iki çift arasında ayrımalar da güzel olmuşsa unutulmak mümkün değildir. Unutmak da mümkün değildir. Unutulmaması gerekir. Yeter ki nankörlük, yeter ki haysiyetsizlik, onursuzluk olmasın.